Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 106, 107 ve 108. sayfaları işleyeceğiz. Çocuk dünyası diye bir metnimiz var. İndirin balkonları balkonlardan çocukları, çocuklar oynayacak. Odalar karanlık, odalar soğuk, çocuklar sıcak. İndirin balkonlardan çocukları, ellerinde ufalansın toprak, üzerime bindi diye sevinsin bir kaydıraç bir salınacak. İndirim balkonlardan çocukları dağlar çocukları kucaklayacak. Kafesler dar, dar gelir yüreklerine kuşlarca büyürler ancak. İndirim balkonlardan çocukları çocuklar oynayacak. Şiirin ana duygusu nedir? Çocukların evlerinde değil doğada oynamalarıdır şair kime neden seslenmektedir? Şair çocukların ailelerine seslenmektedir. Çünkü aileler çocuklarını evden başka yerlerde olmasını istememektedir. Ellerinde ufalansın toprak dizesinde ne anlatılmak istemektedir? Çocukların sokaklarda ve parklarda toprakla kumla oynaması gerektiğini anlatmak istemiştir. Çocuklar neye benzetilmiştir? Bir kuşa benzetilmiştir. Şiirde kafese benzetilen nedir? Niçin evin balkonu kafese benzetilmiştir? Çünkü çocukların oradan başka bir yerde olmasına izin verilmemiştir. Şiirin başlığı ne olabilir? Balkonda yavrular, çocukların yeri neresi gibi örnek başlıklar yazılabilir. Aşağıda numaralarla verilen kelimeleri harflerle verilen anlamlarla ve şekillerle verilen cümlelerle eşleştiriniz. kelime marifet marifet can sıkıcı bir iş veya davranış yaptığın marifeti beğendin mi tebessüm gülümseme yüzünde hafif bir tebessümle içeri girdi böbürlenmek övünerek kabarmak üstünlük taslamak konu komşuya bir faydam dokunuyor diye böbürlendi sekmek bir veya iki defa üzerinde saymak dereden geçmek için iri kayalar üzerinden sekmek gerekirdi. Çıta düzgün biçilmiş uzun ensiz tahta uçurtmanın çıtalarını kırmaya başlamıştı. Cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız. Tek bir kişiyi, varlığı ya da nesneyi karşılayan kelimelere tekil isim denir. Varlıklara verilişine göre sıra, kuş, insan gibi kelimeler cins isimdir. İsimler varlıkların oluşuna göre somut ve soyut isimler olarak ikiye ayrılır. İsimleri soru, sayı gösterme ya da belirsizlik bakımından belirtilen kelimeler belirtme sıfatıdır. Kırık masayı tamir ettim cümlesi kırık kelimesi sıfat, masa ise isimdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ev sözcüğü aile anlamında kullanılmıştır? A) Bu devirde evine bağlı insan bulmak zorlaştı. B) O evde insanın içini ürperten bir şey vardı. C) Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. D) Eve yaklaştıkça heyecanı da arttı. A şıkkı bu devirde evine bağlı insan bulmak zorlaştı doğru cevap. Yukarıdaki medya kaynaklarından hangileri diğerlerinden daha güvenilirdir? 1. tdk.gov.tr 2. tdk.com.tr 3. tdk.biz 4. gazi.edu.tr A şıkkı 1. 2 B şıkkı 1. 4 C şıkkı 2. 3 D şıkkı 2. 4 B şıkkı 1 ve 4 Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisinde kırmızı sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır? A. Ağacın en en kırmızısı en kırmızı elmasını koparıp eteğiyle sildi. B. Yine kırmızı atkını takmışsın. Hayırdır inşallah. C. Kırmızıyı görünce gene dayanamadın değil mi? D. Kırmızı başlıklı kız masalını biliyor musun? B. Şıkkı kırmızıyı görünce dayanamadın değil mi? Doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama kelimesi karşıtlık ilgisi kurmuştur? A. Seninle gelirim ama dondurma alırsan. B. Dondurma alırım ama erken geleceksin. C. Erken gelirim ama beni bekletmeyeceksin. D. Erken kalktım ama otobüsü kaçırdım. D. Şıkkı erken kalktım ama otobüsü kaçırdım. Doğru cevap. Yukarıdaki parça hangi metin türünden alınmıştır? Yaz, yaz akşamları da da dadanırdık. Daha gündüzden bilirdik saklambaç olduğunu. Ya babam geç kalırsa diye zor ederdim akşamı. Çabucak yardım gecikmemek için saklambaca gideceğimi herkese duyurmuş olurdum böylece. A. Hikaye B. Fable C. Anı D. Masal C. Şıkkı Anı Doğru Cevap Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir karpuzun durumunu belirtmek için kullanılmaz? A. 2 B. Ham C. Ezik D. Çürük A. 2 Doğru Cevap Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins, soyut ve çoğul isimdir? A. Cücelere B. Kalemleri C. Umutsuzluğum D. Sevgilerle D. Şıkkı sevgilerle doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.